Düşünce malzememin şunu kullanıyorum. Hep derim size, konumu şey ama, bir şey, bir mana gelebilmesi için doğru düşünce yöntemi olması lazım. Yöntem ayrıdır, malzeme ayrıdır. Mesela torna tezgahı yöntemdir. Demirle, demir malzemedir. Ondan bir lya yapacaksın. Şimdi ilmin simgesi Ali'dir. Lamicimi yoktur. Tamam? Onu oraya koy. Ali 23 sene 3 tane halifeye, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a radıyallahu anhum ecmain, onlara Şeyhülislam ve Şeyhülislam ve başkomutan olmuş mu onlara? Yani onların raiyetine girmiş mi? Yani onların adına çalışmış. Hem ordularının başkomutanı olmuş, hem de Şeyhülislam yani Diyanet ve Sadrazam. 23 sene yani itaat etmiş mi onlara 3 kişiye? Etmiş. Peki, hak bilseydi, öyle bildiği için öyle, bilmeseydi bir an durmazdı. Değil mi? Ha, ilim netice değildir. Hazreti Ali bu ilimle bunu biliyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh ilmin netice olmadığını çok iyi biliyordu. Ama hepsi bir şahsa verilmiyor. İlimle beraber sadakat verirsin. Olmaz. Sadakat zaten. Ebu Bekir sadakat. O zaman Ebu Bekir'le de ilim veririz. Olmaz işte. Ne yapıyoruz? Ben şimdi ilim. Doğru bir sadakat. Ebu Bekir. Doğru bir şey. Muvazene ve muhakeme. Yani sünnet-i seniye. Ömer. Doğru bir analiz yani tahkik. Mülk ve melekütü beraber düşünmek. Osman. O zaman ilim, o marifet oluyor ve